Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Risale-i Nur külliyatından lem alar. Bediüzzaman Said Nursi. Bismillahirrahmanirrahim. Ben herde fi zulümati en la ilahe illa ente subhanike inni küntü mine zalimin. İznâde rabbehü enni messeniyet durru ve ente erhamur rahimin. Fe in tevellev fegul hasbi Allah la ilahe illa hü aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya baki entel baki. Ya baki entel baki. Lillezine amenü hüden ve şifan. 31. mektubun 1. kısmı. Her zaman hususan marif ve işa ortasında 33'er defa okunması çok fazileti bulunan, çok faziletli bulunan meskur kelimat-ı mübarekenin her birinin çok envarından birer nurunu gösterecek 6 lem'adır. 1. lem'a, Hazreti Yunus İbni Metta ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselamın münacatı en azim bir münacattır ve en mühim bir vesile-i icabe-i duadır. Hazreti Yunus aleyhisselamın kıssa-i meşhuresinin hülasası, denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş, deniz fırtınalı ve gece dağdağlı ve karanlıklı ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette La ilahe illa ente Sübhaneke inni küntü mine zalimin münacatı ona süraten vasıtayı necat olmuştur. Şu münacatın sırrı azimi şudur ki o vaziyette esbab bil külliye sukut etti. Çünkü o halde ona necat verecek öyle bir zat lazım ki hükmü hem balığa hem denize hem geceye hem cevvi semaya geçebilsin. Çünkü onun aleyhinde gece, deniz ve Hud ittifak etmişler. Bu üçünü birden emrine musahhar eden bir zat, onu sahili selamete çıkarabilir. Eğer bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsaydılar, yine 5 para faydeleri olmazdı. Demek esbabın tesiri yok. Müsebbibül esbaptan başka, bir melce olamadığını aynel yakin gördüğünden sırrı ehadiyet nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için şu münacat birdenbire geceyi denize ve hutu musahhar etmiştir. O nuru tevhid ile hutun karnını bir tahtel bahir gemisi hükmüne getirip ve zelzeleli davari envaş dehşeti içinde denizi o nuru tevhid ile emniyetli bir sahra, bir meydanı cevelan ve tenezzühgahı olarak onur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp kameri bir lamba gibi başı üstünde bulundurdu. Her taraftan onu tehdit ve tazyik eden o mahlukat her cihette ona dostluk yüzünü gösterdiler. Ta sahili selamete çıktı, şecere-i yaktin altında o lütfu Rabbani'yi müşahede etti. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden 100 derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Gecemiz istikbaldir. İstikbalimiz nazar-ı gafletle onun gecesinden 100 derece daha karanlık ve dehşetlidir. Denizimiz şu sergerdan küre-i zeminimizdir. Bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden
bin derece daha korkuludur. Bizim hevai nefsimiz hutumuzdur. Hayat-ı ebediyemizi sıkıp mahvına çalışıyor. Bu hut, onun hutundan bin derece daha muzırdır. Çünkü onun hutu 100 senelik bir hayatı mahveder. Bizim hutumuz ise 100 milyon seneler hayatın mahvına çalışıyor. Madem hakiki vaziyetimiz budur, biz de Hazreti Yunus Aleyhisselam'a iktidaen umum esbaptan yüzümüzü çevirip doğrudan doğruya müsebbibül esbab olan Rabbimize iltica edip La ilahe illa ente Sübhaneke inni küntü minez zalimin demeliyiz. Ve aynel yakin anlamalıyız ki gaflet ve dalaletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal, dünya ve hevai nefsin zararlarını def edecek yalnız o zat olabilir ki istikbal taht-ı emrinde, dünya taht-ı hükmünde, nefsimiz taht-ı idaresindedir. Acaba Halık-ı semavat ve arzdan başka hangi sebep var ki en ince ve en gizli hatırat-ı kalbimizi bilecek ve bizim için istikbali ahiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın 100 bin boğucu envacından kurtaracak haşa zat-ı vacibül vücuttan başka hiçbir şey hiçbir cihetle onun izin ve iradesi olmadan imdad edemez ve halaskar olamaz. Madem hakikat-ı hal böyledir, nasıl ki Hazreti Yunus Aleyhisselam'a o münacatın neticesinde hutu ona bir merkup, bir taht-el bahir ve denizi bir güzel sahra ve gece mehtaplı bir latif suret aldı. Biz dahi o münacatın sırrıyla La ilahe illa ente Sübhaneke inni küntü minez zalimin demeliyiz. La ilahe illa ente cümlesiyle istikbalimize, Sübhaneke kelimesiyle dünyamıza, inni küntü minez zalimin fıkrasıyla nefsimize nazar-ı merhametini celbetmeliyiz. Ta ki nuru iman ile, ta ki nuru iman ile ve Kur'an'ın mehtabıyla istikbalimiz tenevvür etsin ve o gecemizin dehşet ve vahşeti ünsiyet ve tenezzühe inkılap etsin. Baştan alıyorum abi. Bitir bitir. Bitireyim mi? Bitir bitir. Ta ki nuru iman ile ve Kur'an'ın mehtabıyla istikbalimiz tenevvür etsin ve o gecemizin dehşet ve vahşeti ünsiyet ve tenezzühe inkılap etsin ve mütemadiyen mevt ve hayatın değişmesiyle seneler ve karnlar envacı üstünde hadsiz cenazeler binip ademe atılan dünyamız ve zeminimiz de Kur'an-ı Hakim'in tezgahında yapılan define-i maneviye hükmüne geçen hakikat-ı İslamiyet içine girip selametle o denizin üstünde gezip ta sahili selamete çıkarak hayatımızın vazifesi bitsin inşallah. O denizin fırtınaları ve zelzeleleri sinema perdeleri gibi tenezzühün manzaralarını tazelendirmekle vahşet ve dehşet yerine nazarı ibret ve tefekkürü keyiflendirerek okşayıp ışıklandırsın. Hem o sırrı Kur'an'la, o terbiye-i furkaniye ile nefsimiz bize binmeyecek, merkubumuz olup bizi ona bindirip hayatı ebediyemizin kazanmasına kuvvetli bir vasıtamız olsun. Elhasıl madem insan mahiyetinin camiyeti itibariyle sıtmadan müteellim olduğu gibi arzın zelzele ve ihtizazatından ve kainatın kıyamet hengamında
Zelzele-i Kübrasından müteellim oluyor ve nasıl ki hurdebini bir mikroptan korkar, ecram-ı ulviyeden zuhur eden kuyruklu yıldızdan dahi korkar, hem nasıl ki hanesini sever, koca dünyayı da öyle sever, hem nasıl ki küçük bahçesini sever, öyle de hadsiz ebedi cenneti dahi müştakane sever. Elbette böyle bir insanın mabudu, Rabbi, melce'i, halaskarı, maksudu öyle bir zat olabilir ki umum kainat onun kabzayı tasarrufunda, zerrat ve seyyarat dahi tahtı emrindedir. Elbette öyle bir insan daima Yunus vari aleyhisselam la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin demeye muhtaçtır. Sübhaneke la ilmelene illa me allemtene inneke entel alimül hakim. Evet. Şimdi bu ders konurken aklıma bir nokta geldi. İsterseniz yani bir nevi bu ders diğer derslerden farklı bir cihette mütala ve müzakere manasını ifade ettiği için inşallah. Bence metot olarak bazı şeylerin üzerinde duralım. Evet abi. Şimdi Hazreti Ali buyurmuş ki ilim demiş nokta ve nüktedir. İlim nokta ve nüktedir. Nokta hükmiyeti, nükte de o işin püf cihetini ifade etmiş oluyor. Yani bu mesela birinci lemmayı okuduğumuz zaman evvela nokta ve nükte noktasında meseleye bakmamız lazım. Bir. İkincisi kutsi kelimatın bakın nuraniyeti vardır. Kutsiyete medar, feyze bakan cihet ve cephesi vardır. Bir de kelamın ağırlığı vardır. Kelamın ağırlığı vardır. Bu ağırlığı hissetmek, bu kutsiyete medar açılımlar itibariyle kalp ruhu aklımızdaki intişara medar sırları gündeme getirme noktasında metnin her tarafını değil de nokta ve nükte biraz daha müşkil ve tefekkür derinliği içerisinde böyle fikren açılıma pencere olacak cümleler üzerinde duralım diye teklifim var. İnşallah abi. İnşallah. Evet. İşte öyle okuyalım. Yani yine böyle bir nevi şey tarzında, mütala müzakere tarzında da olabilir yani. Yani evet öyle. Öyle yapalım. Zaten mütala dedik abi. Mütala evet. Olarak inşallah. Evet. Oku bakalım. Baştan mı okuyayım abi? Baştan oku. Bismillahirrahmanirrahim. Fenâde fizzulümâti en lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine zâlimîn. İznâde rabbehû ennî messeniyet durru ve ente erhamur râhimîn. Fe in tevellev fe kul hasbi Allah. Lâ ilâhe illâ hû. Aleyhi tevekkeltü ve huve rabbül arşil azîm. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya baki entel baki. Ya baki entel baki. Lillezine amenü hüden ve şifaun. 31. mektubun birinci kısmı her zaman hususan marif ve işa ortasında 33'er defa okunması çok faziletli bulunan meskur kelimat-ı mübarekenin her birinin çok envarından birer nurunu gösterecek 6 lemadır. Evet. Devam edelim. Birinci lema. Hazreti Yunus İbni Metta ala nebiyyina Hazreti Yunus İbni Metta ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselamın münacatı en azim bir münacattır ve en mühim bir vesile-i icabe-i duadır. Hazreti Yunus aleyhisselamın kıssa-i meşhuresinin hülasası
denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş, deniz fırtınalı ve gece dağdağlı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette. La ilahe illa ente, sübhaneke inni küntü minen zalimin münacatı ona süraten vasıtay necat olmuştur. Şu münacatın sırrı azimi şudur ki, o vaziyette esbab bil külliye sukut etti. Çünkü o halde ona necat verecek öyle bir zat lazım ki, hükmü hem balığa, hem denize, hem geceye, hem cevvi semaya geçebilsin. Çünkü onun aleyhinde gece, deniz ve Hud ittifak etmişler. Bu üçünü birden emrine musahhar eden bir zat onu sahili selamete çıkarabilir. Eğer bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsa idiler, yine beş para faydeleri olmazdı. Demek esbabın tesiri yok. Müsebbibül esbaptan başka bir melce olamadığını aynel yakin gördüğünden sırrı ehadiyet, nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için şu münacat birdenbire geceyi, denizi ve Hud'u musahhar etmiştir. Evet, şimdi demek, burada biraz duralım. Evet, demek esbabın tesiri yok. Evet. Müsebbibül esbaptan başka. Şimdi şöyle buradan başlayalım. Şimdi bu birinci lemada simgesel ve sembolik manada bakarsak önümüze üç kelime çıkıyor. Biri gece, biri deniz, biri de Hud. Gece, deniz ve Hud. Şimdi bu üçünün de ittifakı, bunun üzerinde duracağız. Üçü de omuz omuza vermiş, bizi ne yapıyor? Nefesimizi kesiyor, işimizi bitiriyor. Gece, evet, deniz ve Hud, tamam mı? Tamam. Peki, nasıl sahili selamete çıkacağız? Yani buradaki sahili selamet, yani temsilden hakikate geçersek, Müslümanın itikat dünyasında hayatının ifnasına, sonuna doğru giderken sahili selamet nedir? İmanla, istikametle Allah'a ne yapmasıdır? Mülaki olmasıdır, değil mi? Peki, gece, deniz ve Hud üçü aleyhimize ittifak ediyor. Nasıl sahili selamete çıkabiliriz? Yani bunu bir de şöyle düşünelim. Yani Üstad lemaları yazmış. Bu birinci lemada niye Yunus Aleyhisselam'ı işlemiş? Yani Risale-i Nur'da bu konuların tasnifinde de fevkalade bir hassasiyet yok mu? Var. Var da ehemmiyetine binaen filan lemalara girdi diyor. Değil mi? Ehemmiyetine binaen şuraya nakşedildi. Şunu şuraya alın, bunu buraya alın. Ehemmiyetine binaen niye Hazreti Üstad birinci lemada Yunus Aleyhisselam'ı anlatıyor? Değil mi? Bunun da üzerinde duracağız. Değil ki. Üçüncüsü, devam et. Demek esbabın tesiri yok. Oku. Demek esbabın tesiri yok. Müsebbibül esbaptan başka bir melce olamadığını aynel yakin gördüğünden. Dur orada bak. Bak şimdi, evet, burada bakın şifre bir kelime. Tamam, müsebbibül esbaptan başka bir melce yok. Yani gecenin, denizin ve Hud'un şerrinden bizi kurtaracak nedir? Müsebbibül esbab olan Cenab-ı Allah. Başka melce var mı? Yok. Olmadığından aynel yakin gördüğünden. Bak, evet, burada dikkat edin. İlmel yakin demiyor. Burada bir malumat yok. Normal bir hadisatın ifadesi de yok. Masal dili de yok. Bir varmış, bir yokmuş. Saffet karşımda edebiyat dili de yok. Aynel yakin gördüğümde. Allah'tan bu melce olacak, elimizden tutacak.
bizi sahili selamete inşallah hayat-ı bakiye çıkartacak Allah'tan başka bir güç kuvvet var mı? Yok. Aynel yakin gördüğünden. Aynel yakin. Burada biraz düşünmemiz lazım. İlmel yakin demiyor. Peki şöyle bir soru akla gelir mi? İlmel yakin gören veya malumat tarzında kulağına bir şey gelirse, geldiği takdirde o sırr-ı ehadiyet, nuru tevhid içinde inkişaf eder mi? Parmak mı? Beyaz. Tahir Hocam kapatalım şeyi. Tamam abi. Buyur abi. Bakın şimdi burada bir sır var. Sırr-ı ehadiyet nuru tevhid içinde inkişaf etti. Sırr-ı ehadiyet. Sırr-ı ehadiyet nuru tevhid içinde nasıl inkişaf eder? Yani kainatta teshir kainattaki teshir sırrının arkasında musahhariye sırrının arkasında yatan sır nedir? Birdenbire yani daha açıkçası birdenbire ben bu soruları sorayım zihninizde böyle tezekkür ve tefekkür edelim. Ülfeti yırtarak gidelim. Şimdi tamam abi. Şener abi. Efendim. Şener abi. Efendim. İstersen şöyle yapalım. Bilgisayarın şeyini azıcık kendinize göre doğru kapağı çekeyim. Şöyle. Şimdi, tamam rahat olun abi. Yani yabancı yok. Rahat olabilirsiniz. Böyle gece mütalası yapıyorum. Rahatınızı bozmak için konuşuyorum. Tamam abi siz rahat olun biz rahatsız olalım. Ona varız abi. Siz rahat olun. Buyurun abi. Şimdi kendi rahatım ve sizin rahatınızı bozmak için konuşuyorum. İyi o zaman. Tamam abi. Dikkat et. Birdenbire geceyi, denizi hutu musahhariyet eden, musahhar eden sırr-ı ehadiyetin nuru tevhid içinde inkişaf etmesidir. Evet. Ya. Şimdi bunu... Nasıl inkişaf ettireceğiz abi? Aynel yakin. Buyur abi. Aynel yakin inkişaf. Evet. Sebeplerin müessiriyetini eline sağlık. Afiyet olsun. Sen nasılsın? Halin keyfin yerinde inşallah. Nut, girenlerin şeyini ya önceden kapatsa iyi olur. Ya, kardeşim ya. Hocam kapatıyorum. Onlar kendileri açıyor. Girişte aç. Girişte kapat şeyine kapalı bas da. Ya, şu an kapalı. Tamam haydi bakalım. Sen takip et de. Evet. Buyur abicim. Şimdi bakın yani Yunus Aleyhisselam'ın haleti ruhiyesini böyle zihnimize yaklaştıralım bak. Balığın karnı, gece karanlık, denizin dağ dağları. Sebep dünyası itibariyle sebeplerden gelecek bir müessiriyet var mı? Bitmiş ya sebep yok. Yok. Nasıl olacak hadi? Nasıl kurtulacaksın? Demek sebepleri tamamen arkasına alıp az ve fakr, naks ve kusurluk lisanıyla dergah-ı izzete böyle tam iltica ettiğimiz zaman bu sır insanın aleminde açılır. Cenab-ı Hak bak, ehadiyet sırrıyla ne demek? Yani bir vahidiyet kainatı, bir vahidiyet tasarrufu var, bir de ehadiyet sırrı var değil mi? Usta diyor, yani vahidiyet sırrı Cenab-ı Hakk'ın sünnetullah kanunu. Allah kainatın tanzim ve tertibinde dengeyi muhafaza etmek,
hayatın tertibinde fiile esmanın tecelliyatını göstermek için vahidiyet kanununa göre tasarruf ediyor. Biraz önceki derste konuştuk ya, mesela yana baktığın evlat istemenin yolu nedir? Nikahtır. Değil mi? Zemminde çocuk ne yapmaz? Semadan aşağı inme. Bir de ehadiyet sırrı. Üstad sözlerde diyor ki, ehadiyet sırrı ile Cenab-ı Hakk'ın tasarrufatı vahidiyet kanununa göre daha yüksek, daha âli, daha büyüktür. Yani sebeplerin müessiriyetinden tamamen sıyrılıp doğrudan doğruya, bak ya, tam aczini, tam fakrını, tam naks ve kusurunu bildiği anda, hissettiği anda, daha doğrusu aynel yakın gördüğü ve yaşandığı anda, o zaman ehade sırrı devreye giriyor. Cenab-ı Hak o anda birden bire ikram ediyor, ihsan ediyor, lütfediyor. Elhamdülillah. O anında sanki zaman yok. Evet. Tabii bu keskinlik, Üstad Barla layıkasında diyor ya, hastalıkta münacaat diyor daha keskin oluyor, daha şiddetli oluyor, değil mi? Yani zihne yaklaşılmak için konuşalım. Mesela eskiden esirleri aranada neye atıyorlarmış? Aslana atıyorlarmış. Aslan. Şimdi attılar seni, karşıdan aslan geliyor. Elinde kılıç da yok. Kargı da yok. Hiçbir şey yok. Üzerine geliyor. Hatta bir tane, iki tane değil. Birkaç tane. Bak. Şimdi orada kılıç var mı? Kılıç yok. Kargı var mı? Yok. Ok var mı? Yok. O Roma'nın kralı da yukarıda oturuyor. Aranadakiler de senin parçalamanı istiyor. Bak. Sebepler ne yaptı? Sükut etti. Ya. Bak. Danyal Aleyhisselam'ı öyle şeye atmışlar. Biliyor musunuz? Allah. Danyal Aleyhisselam'ı öyle bir şeye, arınaya atmışlar. Bak. Allah'a iltica. Sebepler ve sebeplerin güç ve kudreti aleminden tamamen silindiği zaman. Malikim, Rabbim, Halıkım, Ya Rabbi, yalnız ve yalnız sensin dediğin zaman. Bu böyle içten patlayan bir yanardağın lavları gibi insanın aleminden çıktığı zaman, o zaman Cenab-ı Hak sebepleri ne yapıyor? Musahhar ediyor. İşte sırr-ı ehadiyet, nur-u tevhid içinde inkişaf ediyor. Şener abi. Efendim. Abi şimdi onu, yani bu sebepleri aynel yakin aşacağız edeceğiz de, şimdi sebeplerin tamamen içinde yaşıyoruz. Hele bu ahir zamanda. Yani orada nasıl bir hissiyat, nasıl bir halet ruhiye taşıyacağız veya bunu hakikatle mi, yani böyle şimdi, bu Kur'an hakikat nasıl şimdi, yapacağız? Şimdi şöyle, ben bazen bir eskiden beri bir misal veriyordum mesela. Abi bilgisayarı bir daha şöyle azıcık şey yapalım arada abi. Şimdi ben bir misal veriyorum eskiden. Yani sana bir gemiyi düşün, gemide 3 kişi var. Biri dünya şampiyonu. Evet. Dünya şampiyonu. 10 tane madalyası var. Bir nefeste Marmara'nın bir tarafından öbür tarafa gidiyor. Biri de Karadenizli. Deniz kıyısında büyümüş, girmiş. Denize ünsiyeti var. Bir de adam hasta. Üçü de Müslüman. Bu adam hasta, ayakları çarpık. Kalp rahatsızlığı var. Ellerinde titreme var. Gözleri doğru dürüst görmüyor. Nefes darlığı var. Ne kadar hastalık varsa hepsi de üzerine çullanmış. Böyle. Şimdi üçü. O büyük okyanusu açıldılar. Dalga başladı. Fırtına koptu. Şimdi üçü de Müslüman ya. Şimdi o olimpiyat şampiyonu, 10 tane 20 tane madalyası olan elini Allah'a açtığı zaman, bak, tam halis ve hasbi, anel yakın derecesinde dua eder mi? Edemez. Edemez. Niye?
Çünkü onun şöhreti, madalyaları, kazandığı altınlar onunla Allah arasına girer, perde olur. İçinden ne geçirir? Ya ben 18 saat denizde mücadele edilmiş bir insanım. Allah'ın izniyle bu dalgaları vurur, sahili selamete çıkarım. Bak, ondaki iltica, bakın, sırr-ı ehadiyetten nur-u tevhid içinde inkişaf etmiyor. Evet. Madalyasına güvendi. Öbürü de Karadenizli. O da içinden geçse, ya Rabbi sen birisindir, ama sonra da Karadenizli, Hazreti İnat, ya bu gemi parçalanırsa ben bir tahta parçasına yakalarım, kıyamete kadar o tahtayı şey etmem. Bırakma. Elimden kaçırmam. Tahta nereye giderse ben de sayrı selamete çıkarım. Şimdi üçüncü adam gözleri görmüyor, ayağı çalışmıyor, yüzme bilmiyor efendim. Ciğerinden rahatsız, kalbinden rahatsız, ne kadar hastalık varsa hepsi üzerinde. O ya Rabbi dediği zaman işte o ya Rabbi arşı ne yapar? Titretir. Demek aynı yakın manasında sırrı ehadiyete mebni nuru tevhidin insana yetişmesinin altında yatan sır nedir? Allah'a karşı sebepler dünyasında yaşıyoruz. Evet, ahir zaman hep sebep. Böyle üstünde. Bak, sebepler dünyasında yaşıyoruz. Ne yapacaksın? Nedir? Ha, Allah'a karşı az ve fakrını, naks ve kusurunu bir tamamıha görmektir. Evet. Demek kulluğun esası, sırr-ı azimi az, fakr, naks ve noksanlık üzerinde yürümektir. Bak, şimdi Üstad diyor ya, bakın, yani bu mesela çok derin. Üstad diyor ya mesela, Cenab-ı Hak peygamberlerin ekser dualarını ne yapmış? Kabul etmiş. Peygamberimizin de hemen hemen 10 tane duasından 8 tanesi, 9 tanesi, bazen de onu Cenab-ı Hak ne yapmış? Kabul etmiş. Niye? Niye? İşte peygamberlerde bu halet ruhiye en zirvede. En zirvede. Yani Allah'a en ziyade muhtaç kimdir? Peygamberler. En ziyade fakir, en ziyade aciz Allah'a karşı. Satır, yanlış anlama. Aciz ve fakrını, naks ve kusurunu bilmek. Peygamberimizin makamlarından birisi nedir? Ya bak, fakirlik makamı. El fakru fahrin diyor. Ben fakirliğimle ne yapıyorum? Fahrediyorum. Fahrediyorum. Şimdi ikinci şu anın başında ne diyor? İkinci şu anın başında. İnsanın fıtratındaki camiyette sırrı azimi her an. Demiyor mu? Her evet. An Allah'a iltica demiyor mu? Evet. Her an Allah'a iltica. Her an. Her an Allah'a iltica. İşte bu mana, dikkat edin. Bu mana insanın içerisinde en aciz ben, en muhtaç ben, en miskin ben, en günahkar ben. Abi o cümleyi okuyayım mı? Oku. Şualar ikinci şuanın başlarındaki birinci makamın birinci meyvesinde olan kısım. İnsanın hikmet-i hilkati ve sırrı camiyeti ise her zaman, her dakika, her zaman, her dakika Halık'ına iltica ve yalvarmak ve hamd ve şükür etmek olduğundan. Evet, işte bu cümle. Her zaman, her dakika. Her dakika. Kulluk potası bu. Allah Allah. Yani tamam, ızdırarı olarak gece, bunlar simgesel, gece deniz ve Hud ittifak etmişler, değil mi? Gece, istikbalimiz gece, değil mi? Dünyamız deniz, nefsimiz Hud, yutmuş bizi. Peki
Bunlar ittifak etmişler. Tamam. Bu ittifaka karşı biz sahili selamete nasıl çıkacağız? İşte ızdırar lisanı gibi ya. Allah'a karşı naksını, perişaniyetini, mücrimiyetini görmek. Bak, yüksek bütün ehli hakikatin hayatına bakın. Onlar kendilerini herkesten ziyade mücrim, günahkar, müflis gibi görmüşler. İzafet ve nispete girmemişler. Ya Rabbi, ancak senin emrinle, senin kudretinle, senin rahmetinle, senin inayetinle bu girdaptan kurtulur. Başka yok. Başka yok. İşte bu mananın içimizde aynel yakin açılmasının sırrı azimi acz ve fakr, acz ve fakr, naks ve kusurunu bilmek. Bu mana inkişaf ettiği zaman izafete girmiyorsun. Şimdi ne demek izafet? Bak, şimdi izafet de perde oluyor mu? Oluyor. Evet. Nasıl? Benim ilmim, benim meziyetim, benim kemalatım, benim hizmetim, benim fedakarlığım, benim istadım, benim kabiliyetim. Benim. Sil beni ya. Süpür yani. Demek aynel yakın manasında. Gecemiz, deniz ve hutun bizim nefesimizi kesmesine mukabil tesir hakikatının alemimizde tecelli etmesinin sırrı Allah'a karşı acz ve fakrını, naks ve kusurunu bilmektir. İnşallah. Ya bende bir meziyet yok. Bende bir kemalat yok. Kendine katiyen izafet ve nispet verme. Hazreti Ebu Bekir'in bir münacatı var değil mi? Ene müflisin diyor ya. Ya Rabbi ben müflisim. Ben iflas etmişim ya. Bu tevazu değil. Tevazu olsa riya olur. Kendini herkesten ziyade öyle görüyor. Bakın şimdi bazı insanlar alıyor ayetleri, işte mal okuyanlar. Bak şimdi nasıl şey yapıyorlar. Ölçü yok. Mizan yok bak. Şimdi la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Bu münacat kimin? Yunus Aleyhisselam. Yunus Aleyhisselam'ın. Şimdi bir adam Kur'an'ın ince nükte ve noktalarını, derin sırlarını anlamazsa, zahir perestse dese ki bak la ilahe ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Bak peygamber böyle diyor. Şimdi buradan hükümete gitse haşa, tövbe estağfurullah, o peygamber şöyle diyor dese, bak halt etti hatayı. Ha. Şimdi peygamber de masum. Ama inni küntü mine zalimin, bak dikkat et. Yani bir insan Allah'a karşı kendinin nakıslığını, noksanlığını, perişanetini görecek. Sen bilirsin ya Rabbi. Sen bilirsin diye yalvarır, dergah-ı izzetin kapısını çalırsa, bu aynel yakin manasına giden yolda az fakrını, naks ve kusurunu görürse, derecesine nispeten sırr-ı ehadiyet, nur-u tevhid içinde inkişaf eder ve münacat birdenbire geceyi, denizi, hutu ne yapar? Ona musahhar eder. Evet, devam edelim. Şimdi abi orada bir soru şey yapıyor da, mesela hani Hazreti Ebu Bekir'in münacatıyla burada inni küntü mine zalimin, muhakkak ben zalimlerden oldum diyor peygamber diliyle. Bu yani böyle aynı şeyi bizde diyoruz ama o haleti ruhiye, yani bu dıştan bakınca böyle sadece bir yapmacık bir şey değil mi abi, yani burada ya yapmacık kendisini olsa, öyle mi biliyor? Bak canım, yapmacık olsa riyakarlık olur da.
İkinin evet. ikincisi de Sıddık evet. Ekber bu. Evet. Sohbeti Hassa. Evet. Maiyet sırrı. Hazreti Ebu Bekir de ümmetin en büyüğü. Evet. Öyle olduğu halde bak bu tevazu olsa riyakarlık olur. Allah kendini Allah. Herkesten ziyade mücrim, günahkar, müflis biliyor. Bak şimdi böyle yüksek ehli hakikatin hayatına baktığımız zaman bakın. Yani burası çok önemli. Nur talebesi olarak bu meselenin üzerine çok durmamız lazım bak. Yani ya Allah'a şanla, şerefle, enaniyette, gurur ve kibirle, rüya ile, şovla gösterilecek gidilir mi ya? Akıl ve mantık var ya. Kulluk kusurunu bilmektir ya. Kulun ve kusursun bitti. Bitti. Bak şimdi tevazu güzel. Tevazu güzel. Bak, ifna. Kendini yok etmiş. Varlıklarıyla Allah'a gidilir mi? Evet. Sahip tam toprak. Ve tevazu mutlakta bulunmak lazım demiyor mu? Ta ki risahını bulandırmasın, tesirini kırmasın. Bak şimdi kamil evliyaların, büyük zatların hayatlarına bakın. Hepsi kendilerini dünyanın bak hatta bazı büyük evliyalar kendilerini tevazu mahviyet değil ya. Münafık gibi görmüşler ya. Münafık gibi görmüşler ya. Ha, İmam-ı Rabbani demiş bak ya. Bak demiş ya. Ben nefsimi kelpten daha adide alçak görüyorum. Ama Allah'ın bana bahşettiği nimet var, ona bir şey diyemem. O Allah'ın atası ve ikramı. Şah-ı Nakşibend Hazretleri demiş, bu dergaha gelen nefsini Firavun'dan daha zelil ve alçak görmedikçe bu dergahtan feyiz alamaz demiş ya. Şimdi bakın, geçen bir yerde hizmet rehberini okudu. Ustad diyor 30 seneden beri. Ben diyor 30 seneden beri nefsi emmaremi hoturuşluktan elinden geldiği kadar hizmet rehberinde tam cümleyi hatırlamadım. Bu manada bir cümle var. Bak 30 seneden 35 seneden beri ben elimden geldiği kadar nefsimin destelerinden ne yapmışım? Kendimi muhafaza etmeye çalışmışım diyor ya. Bak bu. Onun için teshir hakikatinin arkasında, musahariyet sırrının arkasında yatan sır kendine bir izafet ve nispet vermemek. Budur yani. Anladığım bu. Evet oku bakalım. O dediğiniz cümleyi buldum hizmet rehberinden. Pazar gün okunmuştu. Benim bu 30 sene hayatımda ve yeni Said tabir ettiğim zamanımda bütün Risale-i Nur'daki yazdıklarım ve şahsıma temas eden hakikatlarının tasdikiyle ve benimle ciddi görüşen ehli insaf zatların ve arkadaşların şahadetleriyle iddia ediyorum ki ben nefsi emmaremi elimden geldiği kadar hotfuruşluktan, şöhretperestlikten, tefahurdan men'e çalışmışım. Bak, ve elimden geldiği kadar bak. Evet. Allah Allah. Evet. Ve şahsıma ziyade hüsnü zanneden nur talebelerinin belki 100 defa hatırlarını kırıp cerh etmişim. Ben mal sahibi değilim. Kur'an'ın mücevherat dükkanının bir birçereye dellalıyım dediğimi. Öyle devam ediyor abi. Evet, inanıyorum. Evet. Evet. Evet abi. Devam et. Demek esbabın tesiri yok. Müsebbibül esbaptan başka bir melce olamadığını aynel yakın gördüğünden sırr-ı ehadiyet nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için şu münacat birdenbire geceyi, denizi ve hutumu sakhar etmiştir. O nuru tevhid ile
Hut'un karnını bir tahtel bahir gemisi hükmüne getirip ve zelzeleli davari envaç dehşeti içinde denizi onuru tevhid ile emniyetli bir sahra, bir meydan-ı cevelan ve tenezzühgahı olarak onur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp kameri bir lamba gibi başı üstünde bulundurdu. Her taraftan onu tehdit ve tazyik eden o mahlukat her cihette ona dostluk yüzünü gösterdiler. Ta sahil-i selamete çıktı, şecere-i yaktin altında o lütfu Rabbani müşahede etti. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden 100 derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Gecemiz istikbaldir. İstikbalimiz nazar-ı gafletle onun gecesinden 100 derece daha karanlık ve dehşetlidir. Gecemiz istikbaldir. İstikbalimiz nazar-ı gafletle onun gecesinden 100 derece daha karanlık ve dehşetlidir. Şimdi burada gafletin de üzerine durmak lazım. Nazar-ı gaflet. Evet. Bak nazar-ı gaflet diyor da. Bazı müştehitler demişler ki gafletten daha büyük günah yoktur. Niye? Gerekçesini. Çünkü gaflet hakikat ve marifet alemini kapatır. Şimdi düşün, senin bir odan var. Odanın dört tarafı da duvar. Kapalı. Hani zindan gibi bir yerdesin. Ama karşındaki duvardan bir pencere açsa orada bir çağlayan var. Arkadaki duvardan pencere açsan orada orman var. Sağdaki bir pencere açsan bağ ve bahçe var. Soldan da deniz var. Ama şimdi sen odanın içerisindesin. Senin için bunların bir esprisi var mı? Sen ne çağlayandan haberin var, ne deryadan haberin var, ne bağdan, ne bahçeden. Öyle değil mi? Evet. Hadi. Sana ne yani? İşte gaflet. Gaflet ne? Kendi dünyamızı o daireye benzet, o eve benzet, o daireye benzet, o odaya benzet. Kendi iç dünyanı odaya benzet. Ha. Gaflet ne? Gaflet. Şimdi karşında dünyanın en güzel bir çağlayanı var ama duvar 2 metre kalınlığında. Hadi. O duvarı inciltmek, inceleştirmek. Hatta o duvarı daha zihne yaklaştırmak için konuşalım. O duvar camdan olsa, buzlu cam. 2 metre kalınlığında buzlu cam. Karşıda çağlayan var. 2 metre buzlu camdan çağlayanı görebilir misin? Göremezsin. Göremezsin. Işık da içeri girmiyor. Karanlık. Yani içeride lamba yok. Güneş ışığı gündüz. Şimdi o 2 metrelik camı 1 metreye indirsen bak biraz içeriye ne yapar? Bir ışık girer mi biraz? Ama yine göremiyorsun. 1 metreyi yarım metreye, yarım metreyi 30 santime, 10 santime, 5 santime, 1 santime, 1 milime, 1 mikrona bak. İncelttikçe ne oluyor? İçeri nurlanıyor. Kalbi hayatımız, iç dünyamız o daire gibi. Gaflet perdeleri azaldıkça içimize nuraniyet geliyor. Yani bir de usta diyor ya, dünya ile ahiret arasında ne var? İnce, tenteneli bir perde var. Ha, mikron daha küçüğüne inince bakıyorsun olan dünyanın en güzelliği çağlayan. Aynı bir misal gibi. Gafletten büyük günah yok dedikleri mana bu. Gaflet, hakikat ve marifet alemini örten buzlu cam. Evet. İşte Risale-i Nur'un mütalası. İşte Risale-i Nur'un müzakeresi. İşte hakikat ve marifet alemiyle meşguliyetin sırrı azmine, bu meşguliyet ziyadeleştikçe aklımızda, kalbimizde, ruhumuzda bu mananın nuraniyeti ziyadeleştikçe o buzdağı eriliyor. Eriyor. O duvar, o cam duvar inceliyor.
incele, incele, incele öyle bir noktaya geliyor ki Mesnevi'de bir ilan var. Avamın itikat ettiği şeyleri evliyalar ne yapıyor diyor. İşte gözleriyle müşahede ediyor. Müşahede ediyor. Gözleriyle müşahede ediyor. Demek Risale-i Nur'un ders halkası ve marifet sofrasının ilk ve en birinci muhatabı insanın kendisi olmak gerektir. Evet. Yani Cenab-ı Hak hepimiz muhafaza etsin. Bakın ben zaman zaman da söylüyorum yani Risale-i Nur evet başkalara okunmak için okunmaz. Evet. Açık konuşayım. Risale-i Nur başkaları okunmak için okunmaz. Risale-i Nur yaşanmak, yaşamak için okunur. Bir de ha işte sırr-ı ehadiyet, nur-u tevhid içinde inkişaf etmesi için de o gaflet tabakalarını izale ettikçe o zaman senin hizmetin, senin sözün, senin efalin, senin hareketin ne olur? Bak be, işte başka olur ya. Ya nazar-ı Muhammed'i, beyan-ı Muhammed'i, değil mi? Ya, simay-ı Muhammed'i, Sadai Muhammed'i inkabızı kesiyor muydu? Kesiyor. Sen de derece nispetinde. Bak, inkabızı izale edecek halet ruhiye kadar çıkacak bir sır da var mıdır? Var mıdır? Senin siman hizmet eder. Sesin hizmet eder. Cemalin hizmet eder. Sohbetin hizmet eder. Ama bu sırra medar vasıflar sende inkişaf ve intişar ettiği nispette. Cenab-ı Hak nazar-ı gafletten bizi muhafaza etsin. Amin. Karanlık ve dehşetli nazardan bizi muhafaza etsin. Ta ki sahili salamete çıkalım. Çıkalım. Evet, devam et bakalım. Denizimiz şu sergerdan küre-i zeminimizdir. Bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden 1000 derece daha korkuludur. Bizim hevai nefsimiz hutumuzdur. Hayatı ebediyemizi sıkıp mahvına çalışıyor. Bu hut, onun hutundan 1000 derece daha muzurdur. Çünkü onun hutu 100 senelik bir hayatı mahveder. Bizim hutumuz ise 100 milyon seneler hayatın mahvına çalışıyor. Madem hakiki vaziyetimiz budur, biz de Hazreti Yunus Aleyhisselam'a iktidayen, umum esbaptan yüzümüzü çevirip, doğrudan doğruya müsebbibül esbab olan Rabbimize iltica edip La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin demeliyiz ve aynel yakin anlamalıyız ki gaflet ve dalaletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal dünya ve hevai nefsi. Şimdi orada iki tane dur Hüseyin Hoca. Evet, bak iki tane gaflet ve dalalet. Dalalet. Gaflet çoğu zaman nefsanidir. Evet. Dalalet de çoğu zaman fikridir. Evet. Dalalet fikridir, gaflet nefsanidir. Bu ahir zamanın dehşet şiddeti içerisinde bak dalalet işte. Batıdan gelen rüzgarlar, felsefi rüzgarlar dalalet bak. Değil mi? Küfr-i mutlak, dalalet-i mutlaka, sefahat-i mutlaka, say, cehalet-i mutlaka. Bütün bunlar bu ahir zamanda inzimam ediyor. Gaflet ve dalalet. Bak, dalalet. Fikirde zulümat, bir de gaflet. Gaflet nefsani, dalalet fikri. Fikri. İşte Üstad Hazretleri diyor ya, yani telif esirler içerisinde. Hani müelliflerin yazdığı telif eserler içerisinde Üstad-ı Risale'ye birinci eser gibi bakabilirsiniz. Niye? Bak, Risale-i Nur müntesiplerine fikri istikamet veriyor ya. Fikri istikamet. Ya. Fikri istikamet. Ölçü veriyor. Elhamdülillah. En ölçü ölçü. Ya bak. Ölçü. Cenab-ı Hak, yani Allah'ın bize nimeti, ihsanı. Bu
aynel yakin anlamalıyız ki gaflet ve dalalet ikisi birbiri üzerine inzimam ederse o zaman insanın hayat-ı vakiyesi noktasında Allah'ın korusun, muhafaza etsin, dehşetli bir sıkıntı ve sancın içerisinde olabilir miyiz? Ama işte elhamdülillah vaktine bakın lütfü Risale-i Nur'un ders ve marifet sofrası fikri dalalet noktasından insanı koruyor, muhafaza ediyor. Ahir zaman insanın hatası, kusuru olabilir. Nefis taşıyor insan. Ama bak nedametle, hakkat ve marifette, vukufiyet ve rusugette insan hata ve kusurlarını telafi noktasından tövbe-i nasuhla Allah'a döner. Allah onu affeder, rahmet ilahiyeten ümidini kesmez. Ama dalaletteki sapıklık insanın hayat ebedesi ne yapabilir? Mahvedebilir. Elçi edebilir Allah korusun. Evet. Gaflet ve dalaletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal, dünya ve hevai nefsin zararlarını defedecek yalnız o zat olabilir ki, istikbal taht-ı emrinde, dünya taht-ı hükmünde, nefsimiz taht-ı idaresindedir. Acaba Halık-ı semavat ve arzdan başka hangi sebep var ki en ince ve en gizli hatıratı kalbimizi bilecek ve bizim için istikbali ahiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın 100.000 boğucu envacından kurtaracak haşa zat-ı vacibül vücuttan başka hiçbir şey, hiçbir cihette onun izin ve iradesi olmadan imdad edemez ve halaskar olamaz. Yani, yani halaskar olacak kimdir? Cenab-ı Allah ya. İlla Allah'a yıkılacaksın, Allah'a yöneleceksin. Tevhid-i kıble. Evet. Madem hakikati hal böyledir, nasıl ki Hazreti Yunus Aleyhisselam'a o münacatın neticesinde hutu ona bir merkuh, bir tahtel bahir ve denizi bir güzel sahra ve gece mehtaplı bir latif suret aldı. Biz dahi o münacatın sırrıyla La ilahe illa ente Sübhaneke inni küntü minez zalimin demeliyiz. La ilahe illa ente cümlesiyle istikbalimize, Sübhaneke kelimesiyle dünyamıza, inni küntü minez zalimin fıkrasıyla nefsimize nazarı merhametini celbetmeliyiz. Ta ki nuru iman ile ve Kur'an'ın mehtabıyla istikbalimiz tenevvür etsin ve gecemizin dehşet ve vahşeti ünsiyet ve tenezzühe inkılap etsin. Ve burada da bak, ta ki evet. Nur iman ve Kur'an'ın mehtabıyla yani karanlığı izale edecek nedir? Ve burada da yani karanlığı, ahir zamanın dehşet ve şiddetli karanlığını izale edecek ne? İman nuru. Bir de Kur'an'ın mehtabıyla, hani Kur'an'ın ışığıyla yürürsek gecemizin vahşeti, ünsiyeti ve tenezzühe inkılap eder. Evet. Ve demek mütemadiyen. İman nurunun inkişafı. Evet. Ve Kur'an'ın caddesinde yürümek şartı. İşte iman nurunun inkişafı. Bak, üstad getiriyor, bağlıyor tevhide. Onda ne diyor? Nur iman, nur iman, nur iman, nuru iman, nuru iman, nuru. İşin esası, kökü, menbaı bu. İmanın nuru. Nur imanla bakmak. Nur imanla hayatını devam ettirmek. Bir de Kur'an'ın ışığıyla yürümek. O zaman karanlıklar elhamdülillah ünsiyete ve tenezzühe inşallah inkılap eder. Evet. Ve mütemadiyen mevt ve hayatın değişmesiyle seneler ve karnlar envacı üstünde hassiz cenazeler binip ademe atılan dünyamız ve zeminimiz de Kur'an-ı Hakim'in tezgahında yapılan bir sefine-i maneviye hükmüne geçen hakikat-ı İslamiyet içine girip selametle hakikat-ı İslamiyet'in içine girmek. Hakikat-ı İslamiyet'in içine girmek. Sefine-i maneviye diyor. Tabii tabii. Yani hakikat-ı İslamiyet'in içine girdin mi o ne oluyor? Manevi bir sefine oluyor. Seni sahil-i selamete çıkartıyor. Bak. Şimdi üstad nedir bak?
Üstad ne diyor efendim? İman hakikatleri için ne diyor? Fıkh ekber demiyor mu? En evet. Büyük fıkı. Evet. Bizim diyor vazifemiz eski zatların şeylerini, haberlerini beyan etmek değil. İstihraç. Değil mi? İstihraç. Evet. Hakikin istihracı. Şimdi en büyük fıkı ekber ne? İman hakikatleri. Şimdi hakikat-ı İslamiye ile Üstad bizi ne yapmış? Ya bak işte 130 parça eser elhamdülillah. 6000 sayfa. Nereden baksan %60'ı hakikat-ı İslamiyet. Bunun içerisine girdik mi inşallah selametle o dünya denizinin dalgaları içerisinde evet. Boğulmayacağız. Bakın yani denizine dalgalı mı? Evet. Fırlatıp atıyor mu? Bu ahir zamanın denizin dalgalarından bizi kurtaracak çare-i yegane nedir? Hakkat-ı İslamiyet'in içine girmek. İnşallah. Yani zihnimizle, aklımızla, kalbimizle, ruhumuzla bu hakikati teneffüs etmek, telezzüz etmek, tekeyyüf etmek, bu hakikatlerde yoğunlaşmak. Evet. İnşallah. İnşallah. Ve mütemadiyen met ve hayatın değişmesiyle seneler ve karnlar envacı üstünde hadsiz cenazeler binip Adem'e atılan dünyamız ve zeminimizde Kur'an-ı Hakim'in tezgahında yapılan bir sefine-i manevi hükmünde geçen hakkat-ı İslamiyet içine girip selametle o denizin üstünde gezip ta sahili selamete çıkarak hayatımızın vazifesi bitsin. O denizin fırtınaları ve zelzeleleri sinema perdeleri gibi tenezzühün manzaralarını tazelendirmekle vahşet ve dehşet yerine nazarı ibret ve tefekkürü keyiflendirerek okşayıp ışıklandırsın. Bak burada da tenezzühün manzaraları. Bak ya. Nazarı ibret ve tefekkürle keyiflenerek. Yani iman nuru inkişaf ettiği zaman bak her an tenezzühün manzaraları tazeleniyor da. Her gün, her asırda, her baharda Cenab-ı Hakk'ın esmasının tezahür tecellisi var mı? Var. Kışta ayrı, baharda ayrı, yazda ayrı. Külli yemin hüve fişeyn. Faalin lima yürüt. Şimdi kainattaki bu tenezzüh manaları, manalarını tazelendirmek. Nazar ibretle bakar ve tefekkürle keyiflenirsek hakkat-ı imanenin ders halkasında, marifet sofrasında tenezzüh manzaralarını tazelendirmekle nazar ibret ve tefekkürü keyiflendirerek bakarsak o zaman elhamdülillah ne yapacağız? Hayatı ebediyeni kazanma noktasında inşallah Allah'ın rusuliyete çıkacağız biiznillah. Evet. Hem o sırrı Kur'an'la, o terbiye-i fırkaniye ile nefsimiz bize binmeyecek, merkubumuz olup bizi ona bindirip, hayat-ı ebediyemizin kazanmasına kuvvetli bir vasıtamız olsun. İnşallah. Elhasıl, madem insan mahiyetinin camiyeti itibariyle sıtmadan müteellim olduğu gibi arzın zelzele ve ihtizazatından ve kainatın kıyamet hengamında zelzele-i kübrasından müteellim oluyor ve nasıl ki hurdebini bir mikroptan korkar, ecram-ı ulviyeden zuhur eden kuyruklu yıldızdan dahi korkar, hem nasıl ki hanesini sever, koca dünyayı da öyle sever, hem nasıl ki küçük bahçesini sever, öyle de hadsiz ebedi cenneti dahi müştakane sever. Elbette böyle bir insanın mabudu, Rabbi, melce-i, halaskarı, maksudu öyle bir zat olabilir ki umum kainat onun kabzayı tasarrufunda zerrat ve seyyarat dahi tahtı emrindedir. Elbette öyle bir insan daima Yunus vari aleyhisselam la ilahe illa ente sübhaneke İnni küntü mine zalimin demeye muhtaçtır. Sübhaneke la ilme lene illa me allemtene inneke entel alimul hakim.